Beyazıt Üniversitesi Yönetim Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yönetim ve Hava araçlarıyla bizi tarıyor, gözlemliyor, ses kaydımızı alıyor, termal kameralarla bizi çekiyor. Teknoloji kullanılıyor bunun için. Bu hafta şöyle bir şey yaşandı. Bu saate kadar gelen analizler bu yönde. İstihbaratlarına göre, yani araçlarına göre anlatıyorum bunları. Nasıl bir düşmanla karşı karşıya olduğumuzu anlayın diye. Bir temizleyin de ondan sonra gelin bize laf atın. Yani casuslar oradaki düşman yardım aracına sızarak girip rehinesi. Teknolojiler, uçaklar, tanklar, sınırsız destek. Ve onların arasında doktor, mühendis, toplumun önde gelen kesimi, zihin. Bu arada bunu söyleyen Siyonist filozoflar, Yahudi terör estiriyorlar. Her gün Batı Şeria'da şehit var. 1, 2, 3, 5, 6. Ne zaman korku unsuru olacağız? Ne zaman? Biz formülü biliyoruz. Çözüm çok zor değil. Varsa ondan doğa istiyor muyuz? İstedik mi? O emaneti verdik mi ona? Siyonistler 24 saat Gazze semalarındalar. Savaş olsun, olmasın. İnsansız hava araçlarıyla bizi tarıyor, gözlemliyor, ses kaydımızı alıyor, termal kameralarla bizi çekiyor ve karıncanın ayak adımlarını hissedecek kadar hassas cihazlar kullanıyorlar. Niçin? İstihbarat amaçlı. Zira bu normal zamanda böyle. 7 Ekim'den sonra bu durum daha da önem kazanmıştır. Çünkü Filistinlilerin ellerinde onlara ait 100'den fazla esir, rehine var. O yüzden onların sesine, hareketine, onlara benzeyen bir şey yakalayabilmek için 24 saat o istihbarat araçları çalışıyor. Son teknoloji kullanılıyor bunun için. Mısır ile Filistin arasında 15 kilometrelik bir sınır hattı var. Orada iki sınır arasında bir boşluk var. Yani askeri araçların geçebileceği bir boşluk. Onun adı Philadelphia ekseni. O Philadelphia eksenini de ele geçirdiler. Ve Mısır'dan Gazze'ye hiçbir yardım tırı, hiçbir insani geçişi yapılamıyor bir aydır Gazze'de. Neden böyle bir şey yaşanıyor diyebilirsiniz. Ve oradaki insan nereden alıyor bu dayanma gücünü? Yani biz bile dışarıdaki insan izlemekten, takip etmekten, eylemlere katılmaktan sıkılmış olabiliriz, değil mi? Sıkılmış olabilirsiniz. Artık peki ne bekliyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? Çıktık, sokaklara döküldük. Bir kısmımız boykot yaptık, bir kısmımız inanmıyor, hayatına güzel bir şekilde devam ediyor. Düşmanın sıkılmasını mı bekliyoruz? Yeter demesini mi bekliyoruz? Ya ben kana doydum, artık bu Filistinleri bırakıyorum ya, biraz yaşasınlar demesini mi bekliyorsunuz? Ya da dünya artık bana farklı bakıyor, utanıyorum yaptıklarımdan, çekileyim bari demesini mi bekliyorsunuz o düşmandan? O düşman böyle bir düşman değil maalesef. Maalesef. Çünkü hedefinde bütün insanlığı yok etmek bulunuyor. Biz onu bildiğimiz için, yakından takip ettiğimiz için, gece gündüz ve yıllardır yaşadığımız için %100 yakın ile söyleyebiliyoruz. Elinde olsa, yan yana yaşamıyor olsak bizi bir atom bombası ile yok edebilirdi. Neler yaptıklarını biliyor musunuz? Batı Şeria'da insanların evlerini, arabalarını, mahsullerini yakıyorlar. Gece gündüz terör estiriyorlar. Her gün Batı Şeria'da şehit var. 1, 2, 3, 5, 6. Her gün.
Oradaki insan savaş etkisinde, Gazze'deki insan soykırımın pençesinde. Peki bu vahşetin sonrası ne gelecek? Ne gelecek? Hedefte bizler varız arkadaşlar. Neden tek saha orası olduğunu görüyorsunuz? Bir anda öyle bir patlak verir ki zaten şu an hazırlık yapıyorlar. Lübnan'a girebiliriz diyorlar. Lübnan'a girerse İran ne yapar? Mısır'a da girebilirler. Uzak değil, inanın. Çünkü her aktörün bir görevi var bölgede. Ürdün'ün güvenlikten sorumlu. Yani İsrail'e bir şey gelmemesi için canı pahasına savaşıyor Ürdün. Mısır Yahudiliğe önderlik yapıyor. Sisi zaten elinden ne geliyorsa yapıyor, yapmaya devam ediyor. Ve tek engel Gazze. Peki Gazze şu an yalnız. Yalnız değil diyebiliyor muyuz? Biz arkasındayız, hiç kimse Gazze'yi bir şey yapamaz diyebiliyor muyuz? Hiç kimse, hiç Allah'ın kulu bunu diyemez. Guterres bile aciz. Birleşmiş Milletler'in genel sekreteri. İnsanlar oraya gidip gördükleri vahşetin karşısında yıkılıyor. Yıkılıyor, böyle bir vahşet yok. Gazze'yi yaktılar. Gazze'de sağlam bir bina kalmadı. Her şeyi, her şeyi hedef aldılar. Onların açısından uzak kalan hiçbir şey kalmadı. Hastane, okul, kilise, cami, tüm camiler yıkıldı. Gazze'de ayakta kalan tek bir cami kalmamıştır. Biz bugüne kadar bu vahşetleri, bu kan nehirleri nerede gördük? Hep tarihte okuduk, görmedik ve kurgu filmlerinde gördük. Şu an canlı canlı, şu an açsam canlı yayını, bağlasak ekrana yine o can pazarını izleyebiliriz. Peki ne yapacağız? Ne yapacağız? İzlemeye mi devam edeceğiz? Biz uyanmadığımız müddetçe bir tehlike oluşturmayacağız. Siyonist liderler dinimizi bizden iyi biliyorlar. Ve onlara Müslümanlardan bahsedildiği zaman diyorlar ki siz onlar gerçek Müslüman olduğu zaman onlarla bizi tehdit edebilirsiniz. Ya da onlar bize bir tehdit oluşturabilir. Neyi bekliyoruz? Biz hala insanlara boykotu anlatmaya çalışıyoruz. İşe yarıyor mu, yaramıyor mu? Boykot ya, boykot. Demiyoruz gidin savaşın, can verin, şehit düşün. Evinizden, sıcak yuvanızdan gidin ya da onu bağışlayın ya da evinizi satın, Gazze'ye gönderin demiyoruz ya. Boykot edin diyoruz. Bu kadar rahatımıza düşkünüz. Bu kadar hayata kanmışız.